Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Özsoy. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na dair partim adına söz almış bulunuyorum ve şu ana kadar muhalefetin bu ajansa yönelik olarak yaptığı bütün eleştirilere katıldığımızı ifade ediyoruz öncelikle. Biz bu ajansın kurulmasına, bu kanuna karşı oy vereceğiz. Biraz gerekçelerimizi anlatalım çok kısaca. Kıymetli arkadaşlar, birkaç tane bürokrat, birkaç tane sermayedarın yan yana gelip ortaya koyduğu gerçekten ucube bir kanun tasarısı. Birçok açıdan neredeyse hiçbir toplumsal sektör buna katılmamış, belediyelerin ne dediğine bakılmamış, çok kısıtlı bir zamanda işte komisyonlara bilgi verilmiş, doğru düzgün komisyonlarda da gruplar muhalefet dinlenmeden alel acele bir kanun tasarısı yapmışlar. İşte Sayıştay denetiminden uzak, kamu ihale kanununa tabi olmayacak. %1 ciro üzerinden turizm işletmelerinin cirolarının %1'ine el konulacak. Dün vergi dediler arkadaşlar. Bu vergi falan değil. Bunun adı gasptır. Bunun adı haraçtır. Bunun vergiyle bir alakası yok. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Bir baktım Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilerine. İçinde turizm kelimesi geçen bir bakanlığımız var. Yaklaşık 20 bin personeli var. Ve bu Turizm Bakanlığı'nda tanıtım müdürlüğü var. İllerde, ilçelerde tanıtım müdürlükleri var. Bu kadar çok binlerce tanıtım işiyle uğraşan bu kadar insan, kamu personeli ne iş yapacak? Hiçbir şey yapmıyor mu ki siz turizmi de, turizmin tanıtımını da aslında taşeronluğa bağlıyorsunuz. Bu bir taşeronlaştırmadır. Yani turizmin tanıtımını milyonlarca, yüz milyonlarca dolar bütçesi olan Turizm Bakanlığı yapamıyor. Birkaç tane ajansa verecekler. Orada da birçok kesime haksız kazanç elde ettirecekler. Şimdi bu ve başka gerekçelerle biz bu ajansa karşı olduğumuzu ifade ediyoruz ama bu kanun tasarısında ve yapılan bazı konuşmalarda şöyle bir kaygıyla hareket ediliyor. O ilginç bir durumdu. Ben konuşmamın devamında bu imaj meselesini konuşmak istiyorum arkadaşlar. İmaj. Yani şöyle bir algı var. Türkiye'nin dışarıda kötü bir imajı var. Tamam. Ve Türkiye'deki kurumlar çok çalışacaklar, bu imajı düzeltecekler. Şimdi biz de diyoruz ki arkadaşlar, kötü olan imaj değil, gerçek. Gerçek kötü. Siz milyonlarca, yüz milyonlarca dolar parayı da yatırın kozmetiğe, siz bu imajı düzeltemezsiniz. Hatırlarsanız Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinde de burada konuşmuştuk. Ben kendilerine çok kibar bir şekilde şunu önermiştim. Demiştim ki Dışişleri Bakanı olarak gerçekten Mevlüt Bey çok çalışıyor. Çok fazla tanıtım için uğraşıyor. Fakat adamcağız ne yapsın? Bir İçişleri Bakanı var. Onun evde kırıp döktüklerini dışarıda toparlama imkanı çok fazla yok. Dolayısıyla İçişleri Bakanı'nı görevden alın. Türkiye'nin tanıtımının yarısını zaten siz yapmış olursunuz. Boşuna para harcamaya gerek yok. Kıymetli arkadaşlar, bir iki tane bu imaj toplama konusunda bir iki örnek vereyim ben size. Bakın, bu SETA'nın daha önce, doğrusu benim şahsen de akademisyenken de dönem dönem takip ettiğim, bazı kıymetli eskiden çalışmaları olduğunu düşündüğüm de bir kurum. Fakat SETA artık bir düşünce kuruluşu olmaktan çıkmış, belli ki bir istihbarat kurumuna dönüşmüş. Gazetecileri andıçlamışlar. Türkiye'de artık andıçlanacak gazeteci kalmadığı için bu defa yurt dışına açılmışlar. Belli ki ihale almışlar. Fakat kıymetli arkadaşlar, geçen sene 1.2 milyon dolar bunlar para almışlar ya SETA'cılar. Şimdi öyle bir rapor ortaya çıkarmışlar. İşte BBC'dir, Sputnik'tir, Voice of America'dır, işte Deutsche Welle'dir, Euronews gibi son derece büyük basın kuruluşlarının, tırnak içinde söylüyorum, Türkiye'deki uzantıları hakkında bilgi topladıklarını söylüyorlar ya. Şimdi siz bu basın kuruluşlarının, bu ismi geçen basın kuruluşlarının Türkiye hakkında ne düşündüğünü zannediyorsunuz?
bütün bu basın kuruluşlarına SETA'nın hazırladığı bu rapor Türkiye'yi nasıl tanıtmış oldu bir düşünebiliyor musunuz? Bir de muhtemelen hükümete yakın kaynaklar 1.2 milyon dolar göndermişler bu rezalete imza atsın diye. Selahattin Başkanımız, çok kıymetli Selahattin Başkanımız bir konuşmasında söylemişti. Hatırlarsınız, Sayın Cumhurbaşkanı bir heyetle birlikte Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmaya gitmişlerdi. Bir sürü rezalet çıkmıştı. En nihayetinde apar topar dönmek durumunda kalmışlardı. Sırf o ziyaret için 1-2 trilyon para harcanmıştı. Vallahi ben de Selahattin Başkanı burada anarak, kendisine cezaevinde, kendisine ve diğer arkadaşlarımıza, Figen Başkan'a, İdris Bey'e, herkese selamlar göndererek şunu söylüyorum. SETA'ya 1.2 milyon dolar verip boşuna memleketi rezil etmenin bir anlamı yok. Biz zaten onu bedava yapıyoruz HDP olarak. Bu uygulamaları teşhir ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bakın bir iki örnek vereyim size. Türkiye'nin imajını mı düzeltmek istiyorsunuz? Bakın bir tane imaj alın size. Bu çok ilginç bir şey. Lütfen dikkatinizi çekiyorum Sayın Başkan dahil. Şurada gördüğünüz, şurada bakın böyle gülen bir tosuncuk var. Çok keyifli burada. Şurada üç tane gülen insan var. Kim bunlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Bakın şuradaki Favaz Hilal diye bir isim. Bu İdlib'de Heyet Tahrir-i Şam'ın kurduğu hükümetin lideri. Bu 4 Temmuz'da yaşanmış bir olay. Ve Heyet Tahrir-i Şam Rusya'nın da baskılarıyla Ağustos 2018'de Türkiye tarafından terör örgütleri listesine dahil edildi. Şimdi ilginç olan şöyle bir durum arkadaşlar. Sayın CHP'li arkadaşlar, vallahi dikkat edin, sizin de çok işinize yarayacak. Şimdi şu Heyet Tahrir-i Şam'ın temsilcisi, hükümetin temsilcisi plaket veriyor. Kime veriyor biliyor musunuz? TRT ve TRT World'e, TRT ve TRT World'e ne için veriyor? Plaket veriyor. Devrime yaptıkları katkı için plaket veriyor. TRT kime bağlı son yasal değişiklikle arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı TRT'nin muhabirleri, editörleri Türkiye'nin terör listesine aldığı bir tane örgüt tarafından davalarına katkı yaptıkları için ödüllendiriliyorlar. Şimdi bunu niye söyledim arkadaşlar? Bu tekil bir durum değil. Bu tekil bir durum değil. Şimdi geçen gün televizyonları izliyoruz arkadaşlar. Ha bu arada TRT bunlardan ödül alıyor ya. HDP'ye de bütün seçim dönemi boyunca 0 dakika yer vermiş bize, bakın. Hayır, özür diliyorum, haklarını yedim. 1-1,5 saat kadar bize küfür hakaret etmiş. Başka da bir türlü biz TRT'de bulamıyoruz. TRT bizim paramızla kamu tarafından biliyorsunuz finanse edilen bir kamu kurumudur. Hali ortadadır. Türkiye'yi tanıtacak olan kurumların başındadır ha TRT yaptıklarıyla. Kıymetli arkadaşlar, geçen gün televizyon izliyoruz. Görüntüler var. Polis Ağrı Diyadin belediyemize gitmiş, orada eş başkanlarımızı da hastanelik edecek şekilde darp etmiş. Şöyle bir diyalog geçiyor, milletvekilimizle konuşuyor Dilan Hanım, Diray'a. Bizim vekilimiz diyor ki, ya diyor, siz belediye başkanlarının bilgisi ilgisi olmadan gelip içeride hem personel hem de belediye başkanı darp ediliyor. Hastanelik yollar, raporları var, yok demeyin ha, var. Ama orada benim ilginç olan, yani bizim vekillerimizin, belediye başkanlarımızın hakaret görmesi, dayak yemesi filan değil. Biz bunu neredeyse her gün yaşıyoruz gerçekten. İktidar koltuğunda milletvekili yapmak hoş. Bak daha 2 gün önce Diyarbakır'da terörle mücadele amiri tarafından darp edilen kadın vekilimiz burada şu an aramızda oturuyor. Yalnız orada ilginç bir şey söyledi. Bizim vekilimiz yaptığının hukuksuz olduğunu, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söylüyor. Polis diyor ki, ben diyor devletim diyor. Ben bir an düşündüm, polis doğru söylüyor. Türkiye bir hukuk devleti değil, gerçekten Türkiye bir polis devletine dönüşmüş durumda. Bundan kastım şu: Cumhurbaşkanı, bakanlar, hükümet kendilerini hukukun üstünde gördükleri zaman polis de diyor herhalde burada adet böyle, ben de hukukun üstündeyim ve ben devletim diyor. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin içinde olduğu siyasal, toplumsal çok fazla kriz söz konusu.
Ve biz bir türlü bunun içerisinden çıkamıyoruz. Onun için diyoruz ki Türkiye'nin imajını düzeltmek, turizme veyahut da yatırıma açmak istiyorsanız tüm bu saydığım sıkıntıları gidermek için bir çaba içerisine girersiniz. Yargı reformu geliyor, bağlayacağım başkanım. Yargı reformu geliyor. Ben son olarak sakın lütfen rica ediyorum bunu böyle... Tamamlayın Sayın Öztürk. Açalım sistemi. Evet. Son olarak ben AK Parti'de burada milletvekili olan arkadaşlara söylüyorum. Yargı reformu geliyor. Sizden ricamız, sizden talebimiz. Bu yargı reformunu çok iyi değerlendirin. Güçler ayrılığını tesis edelim. Adil, bağımsız bir yargı sistemini kuralım. Yasaları adil bir şekilde yapalım. Sizi temin ederim ki öyle görünüyor. Bundan sonra bir devir değişikliğinde o yargı önünde hesap verecek olan sizin döneminizde suça bulaşmış olanlar. Memlekete ve kendinize yapacağınız en büyük hayır gider ayak şu yargı reformunu layıkıyla yerine getirmektir. Teşekkür ediyorum.